mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Kardeşlerim bizler bir önceki Tac hadis dersimizde e, Kitabul ilm yani ilim kitabını da bitirmiştik elhamdülillah ve Kitabı Taharete geçiş yapmıştık. Ve bu dersimizden itibaren de inşallah Kitabı Taharete başlangıç yapacağız. Kitabı Taharet biliyorsunuz e, fıkı ilminin de e, bablarından, kitaplarından bir tanedir. Zaten bizler e, bu konudan sonra e, artık e, fıkıh ile ilgili olan hadisleri de okuyacağız. Bismillah diyelim okumaya başlayalım. Kitabı Taharet Taharet kitabı ve fihi onda yani Taharet kitabında Ebu Semeniyetü 8 tane bab vardır. El Bebule Veru birinci bab fi feda ile tahareti taharetin temizliğin taharetten e, kasıt yani temizlik temizliğin fazileti fazileti hakkındadır. Qal Allahu celle şanu şanı yüce şanı yüce olan Allah buyurdu ki söyledi ki fihi onda ricalun bir adam vardır yuhibbuna sever en en yetetahharu temizlenmeyi onda temizlenmeyi seven bir adam vardır vallahu Allah yuhibbul mutatahhirine Allah temizlenenleri sever Şimdi kardeşler bu e, ayette şunu anlatıyor e, Kuba mescidinde Ensar'dan bir sahabe bulunuyordu. Ve bu sahabe temizlemeyi çok seven bir sahabeydi. Tertemizdi. Bedeni de tertemizdi. Ve Allah-u Teala burada örnek teşkil etmesi yani buradaki tabi bu ayette birçok amaç vardır. Ve bir amacından bir tanesi de örnek Iı, örnek teşkil etmesi amacıyla diyor ki fihi onda. yani Küba mescidinde ricalun bir adam vardır ki bu adam ensardan olan bir sahabedir. Yuhibbune sever en yetetahheru temizlenmeyi sever. Vallahu Allah yuhibbul mutatahirine temizlenenleri sever. Vallahu Allah yuhibbune sever mutatahirine temizlenenleri sever. An Ebi Hureyre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki İnne ümmeti muhakkak ki benim ümmetim yud'avne çağrılırlar. Yevmel kıyameti kıyamet gününde gurren muhacciline gurreleri ve muhaccilleriyle. Kardeşler e, gurre alın kısmında olan beyazlıktır. Muhaccil ise el ve ayak kısmında. Yani e, el kollar e, ayakta da bu bacak kısmı. İşte buradaki e, beyazlıklardandır. Min Eseri vudui abdest eserinden olan o el ve ayaklarındaki beyazlıklar bir de alınlarındaki beyazlıklarla e, kıyamet gününde e, benim ümmetim çağrılacaktırlar. Femen istata her kimin gücü yeterse minkum sizden en yutu ile uzatsın. Gurrete gurrelerini uzatsın. Yani e, fe, femen, her kimin isteta gücü yeterse minkum sizden yani sizden e, her kimin gücü yeterse en yutu ile uzatmaya hurrete'u gurresini uzatmaya gücü yeterse fel yefal bunu yapsın. Yani kardeşler buradaki gurreleri uzatmak şu şekilde. Mesela e, vacip olan, gerekli olan, farz olanın biraz daha üstüne çıkmakla bir kişi gurresini ve muhacirini yani alnındaki beyazlık ve El ve kollarındaki beyazı uzatmış olur. Mesela örneğin abdeste farz olan e, kolları yıkamada e, dirseğe kadar yıkamaktır. Bir kimsenin ne kadar daha gerisine doğru giderse yani dirseği aşıp geçerse bu durumda muheccillerini e, uzatmış olur veya bir kişi yüzünü yıkarken o vacip vacip olan yıkama kısmını biraz daha açtığında yine gurresini uzatmış olur işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o, o abdestin bir eseridir diyor yani bu gurre ve muhaccil abdestin eserindendir e bu durumda femenistata her kimin gücü yeterse minkum sizden en yuttu ile uzatmaya gurrete gurresini felyefal bunu yapsın ravaul hamse 5 tane ee, Kütüb-i Sitte'den beş tanesi bu hadisi rivayet etmiş. İlla müstesna Ebe Davud yani Kütüb-i Sitte'den dört kaynak e, bu hadisi nakletmiştir Ebu Davud hariç. Ve anhu yine ondan yani Ebu Hureyre'den Anin Nebi sallallahu aleyhi, ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki Ela edullukum size delalet etmeyeyim mi? Ala üzerine ma o şey ki yemhullahu bihi Allah'ın onunla yok ettiği sildiği el, el hataya hataları ve yerfe'u yükselttiği bihi onunla ed derecati dereceleri. Yani Resulullah söylüyor ki Allah'ın onunla Allah'ın onunla hataları yok ettiği ve dereceleri yükselttiği şeyi size delalet etmeyeyim mi? Yani size göstermeyeyim mi? diyor. Kalu sahabeler söylediler. Bela ya Resulallah. Evet ya Resulallah. Yani söyle dediler. Bize delalet et. Qale söyledi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vudu i abdesti tas tamam almak İsbəğul vudu abdesti bütün hukukuna riayet ederek Bütün sünneti vacibi farzına e, riayet ederek e, abdest almaktır İsbəğul vudu i abdesti tam almak Alel mekarihi mekarihlere karşı Yani zorluklara karşı zorlukların üzerine zorluk da olsa abdesti tam olarak almak ve kesretul hata ile mesacidi ve mescide giderken fazla adım atmak ve kesretul ve kesretul huta yani çok adım atmak ile mesacidi mescide giderken ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada kişinin derecesini yükselten ve onunla hatalarını sildiği amellerden bahsediyor. Birincisine diyor ki isbeğ olduğu abdesti tam ta, tas tamam almak alel mecari zorluklara karşı. Yani zorluk da olsa, mesela diyelim soğuk bir hava var. O soğuk bir hava o, olmasına rağmen, zorluk olmasına rağmen bir kimse tas tamam abdestini alırsa bu kimsenin Allahu Teala hatalarını sileceğini e, buyuruyor. Bir diğeri de Mescide doğru çok fazla adım atmak, fazla e, adım atmak yine insanın derecesini yükselttiğini ve hatalarını sildiğini söylüyor. Bir de ve intizaru salati ba'de salati. Bir namazdan sonra diğer namazı beklemek ve intizaru beklemek e Salati ba'de salati. Bir namazdan sonra diğer bir namazı beklemek. E, bu da yine dereceleri yükselten e, ve hataları silen e, amellerdendir. Ve delik e, Fezalikumur ribatu. İşte bu sizin cihadınızdır. Fezalikum bu sizin ribatu cihadınızdır. Yani kardeşler buradaki sizin cihadınızdır. Yani bu nefsi hevalardan men etmede, engellemede sizin cihadınızdır manasındadır. Ravahu Müslim ve Tirmizi ve Nesai bu hadisi rivayet etmişler ve anhu yine ondan yani Ebi Hureyre'den an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki İze tevadda'l abdul muslimu Müslüman bir kul abdest aldığında evil mu'minu veya mümin mümin veya Müslüman bir kul abdest aldığında fagasala vechehu yüzünü yıkadığında harece çıkar min vecihihi yüzünden çıkar külli hati etin her hata ki nezere baktı ile ya ona yani göz e, nezere baktı ile ya ona bi aynihi gözleriyle yani gözleriyle bakmış e, yani gözleriyle bakarak işlemiş olduğu hatalar yüzünden çıkar gider. Mal ma'i yani suyla birlikte çıkar. Yani karece ma'al Suyla beraber çıkar. Evveya ma'a ahiri katretil ma'i. Veya suyun son damlasıyla beraber. Evveya ma beraber. Ahiri katri. Yani son damlasıyla ma'i suyun. Suyun son damlasıyla beraber çıkar gider. Fe izze gasele yedeihi. Ve her iki elini yıkadığında karece çıkar. Min yedeihi. Her iki elinden küllü katiyetin. Her hata. O her hata ki kâne idi, kâne betajet ha yedahu. Yani o e, elleriyle vurmuş oldu. Yani tutmuş olduğu veya işlemiş oldu. Aslında bataj vurmak manasındadır veya tutmak manasına da geliyor. Yani elleriyle işlemiş olduğu. Ee, günahlar çıkar. Meal ma mai suyla beraber ev veya ma ahiri katri mai veya suyun son damlasıyla beraber ev veya ma beraber ahiri son katri damla. Mai su yani suyun son damlasıyla beraber çıkar. Feyde gaseler <laughs> her iki ayağını yıkadığında Feyza o zamanki ki kadında ricli her iki ayağını çıkar. Külü hatiyetin her hata kim meşet ha ona yürüdü riclehu ayaklarıyla. Yani ayaklarıyla yürümüş olduğu, yürüyerek yapmış olduğu bu hatalarda ondan çıkmış olur. Melmai ma suyla beraber yani xerece çıkar. Melmai ma suyla beraber. ev ma ahiri katril mai veya suyun son damlasıyla beraber. Hatta ta ki yehruca çıkar nakiyen mine zunubi ta ki günahlardan temizlenince kadar hatta ta ki çıkar nakiyen temizlenmiş bir halde mine bir günahlardan. Günahlardan temizlenmiş bir halde abdestten çıkar. Ravu Müslim ve ve anhu yine ondan yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den e, Estağfurullah Ebi Hureyre'den Kale söyledi Semi'tu e, semi halili sallallahu aleyhi ve sellem dostum e, Resulullah'la e, Resulullah'tan işittim diyor. Semiyot işittim. Halili dostum e, sallallahu aleyhi ve sellem e, den diyor işittim. Yakulu diyordu. Tebluğul hilyetu minel mu'mini. Yani e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan diyor e, buyuruyor ki nur müminden e, yani e, ulaşır tebluğu ulaşır. Kaybettim yeri o yüzden biraz duraksadım. Heh. Semiyatu Halil'i dostum sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah buyuruyor. yakuru diyordu. Tebluğu ulaşır. El hilyetu minel mu'mini. Müminden hilye yani zinet yani nur ulaşır. Haythu şu yereki yere yebluğu ulaştığı el vedu'u abdest suyu. Abdest suyunun abdest suyunun Ulaştığı yere müminden hilye yani nur ulaşır. Kardeşler burada yani şunu söylemek istiyor. Burada e, bu arada şunu söyleyeyim. Vudu abdesttir yani abdestin kendisi. Vedu ise abdest suyudur. Yani abdest suyu yani abdest alınırken yıkanması gereken ağzalara temas eden su. İşte bu abdest suyuna vedu söylenir. Vudu ise abdestin kendisidir. Diyor ki. Abdest suyunun ulaştığı yere müminden hilye yani zinet bir mana nur, nur ulaşır yani. Müminden nur ulaşır. Abdest suyunun ulaştığı yere zaten biz bir önceki birkaç önceki hadiste de bahsetmiştik. Hani o abdest suyunun eseri de ahiret gününde zaten direkt nur olarak veriliyor, gurre ve muhaccil olarak. Yani anlı parnaklı ve uzuvların yani el ve ayağın parlaklığı olarak eserini de belli ediyor. zaten ona binaen bunu düşündüğümüzde diyor ki abdest suyunun ulaştığı her yere müminden zinet yani nur ulaşır. Ravahu Müslim ve Nesai. An Ebi Malik el Eşari yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki et Et tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın parçasıdır veya temizlik imanın yarısıdır en meşhur tabiriyle. Velhamdülillah Allah'a hamd temle'ul mizane mizanı doldurur yani tartıyı doldurur. Ve subhanallahi velhamdülillah İşte bu kelam yani subhanallahi velhamdülillah zikri e, temlani ev temle'u ma beyne semavati vel aard yer ve gök arasını doldurur. Yer ve gök arasını doldurur. Ve nurun namaz nurdur. Ve sadakatu burhanun sadaka delildir. Ve sabru diyaun sabır ise ışıktır. Yani nurdur. Ve Kur'anu hujjetun Kur'an Kur'an hujjettir. Yani Kur'an delildir leke lehinde ev aleyke veya aleyhinde. Kenen nasi insanlar yağdu sabahlar fe ba'i'u nefsini satışa çıkarır. Fe satışa çıkarır, satar nefsehu nefsini. Fe mu'tiquha ve takiben azat eder ev veya mubiquha veya helak eder. Rava Müslim ve Nesai. Şimdi kardeşler buradaki mubiquha yani ya da mahveder, helak eder. Yani Allahu Teala e, nefsinin heva ve heveslerine tabi olarak bir kimse nefsinin heva ve sene tabi olarak şeytana itaat ederek yani nefsini mahvetmiş olur. E, fakat Allah'a itaat eden bir kimse de mutikoan nefsini azad etmiş olur. Ravahu Müslim menne sayvetirimizi. Ve an Osman ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki men her kim tevadde abdest alırsa fe ahsana vudu ve abdestini güzel yaparsa fe ahsana güzel yaparsa vudu abdestini haracet çıkar hataya hu min cesedi cesedinden yani vücuduna hataları çıkar. Hatta ta ki tahruca min tahti azfarihi Hatta ta ki tehruca çıkar min tahtiye zifari tırnakların altında. Yani tır, tırnakların altındaki hatalar bile çıkar. Ravahu muslim. En an Ömer anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki ma minkum. Sizden yoktur min ahadin bir kimse yetevaddehu abdest alsın fe yuhsinul vude ve abdestini güzel yapsın yani güzel alsın. Sonra yekulu söylesin hine o esnada yani e, hine yefrugu Ayrıldığı esnada. Abdestten ayrıldığı esnada söylesin. Min vuduhi abdestten. Abdestten ayrıldığı esnada söylesin. Sonra yani abdestini tam aldıktan sonra Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü illa ancak futihat lehu ona açılır ebvebel cenneti themaniyetu cennetin sekiz kapısı açılır. Yeduhulu min eyyi şae ve dilediğinden girer. Yani sizden biri bu şekilde yaptığında böyle olur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. hamsetu illa'l <laughs> Buhari. Buhari hariç diğer eserlerde bu e, hadis rivayet edilmiş. Ve zâde tirmizi tirmizi şu kelamı arttırmış. Allahümme cealni minet tevvâbine ve cealni minel mutatahhirin. Allah'ım beni kıl minet tevabine tövbe edenlerden. Ve cealni ve beni kıl minel mutatahhirine temizlenenlerden. Çokça temizlenenlerden beni kıl. E, şeklinde de söylemesi de rivayet edilmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelime şahadetten sonra bu şekilde dua ettiğini Tirmizi naklediyor. Ve <laughs> an İbni Ömer anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale söyledi. Men her kim tevadda abdest alırsa ala tuhrin temizlik üzerine. Yani abdestte olduğu halde temizlik üzerine abdest alırsa kütübe lehu aşru hasenatin ona on hasenet. yani on İyilik yazılır. Kütübe yazılır. Lehu ona aşuru hasenatin on iyilik, on hasenat yazılır. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi. Kardeşler böylelikle e, Kitab-ı Taharet'in birinci babını bitirmiş olduk. Elbeb-ı e, yani ikinci baba geçmiş olduk. Şimdi kardeşler e, bu arada bir kardeşimiz sormuş. E, hocam e, bundan sonraki e, kitaplar yani bu e, Taç Hadis'te Buradan sonra işleyeceğimiz kısımlar fıkıh ile ilgili hadisler olduğu için siz sadece tercümeyle mi yetineceksiniz yoksa hani mezheplerin de görüşlerini söyleyecek misiniz şeklinde bir soru sormuş. Şimdi kardeşler bunu genel olarak cevaplayayım. mesela az önce okuduğumuz hadislerde hani tamamıyla fıkıh muhatabı olan hadisler değil hani fıkıh daha çok hüküm kısmını ele alan bir ilim. Mesela bu tür hadislerde biz sadece te tercüme ile yetiniyoruz. Açıklanması gereken yerleri açıklıyoruz. Ha bundan sonraki fıkhi hüccet taşıyan yani e, fıkhi olan hadislerde ise yani yer yer mezheplerin görüşlerini de inşallah mümkün olduğunca zikretmeye çalışacağız. Hani mesela bu hadisi e, Hanefi uleması delil olarak almıştır. Veya bu hadis hakkında e, şunu söylemişlerdir veya şu şu mezhepler bu hadisi tercih ederek şu fıkhi hükme varmışlardır. Bu şekilde de e, inşallah yer yer yapmaya çalışacağız. Ha, üzerinde ittifak edilen hadisleri zaten direktmen çeviriyoruz. Veya mesela az önce okuduğumuz hani faziletle ilgili olan tavsiye e, ek olarak amellerle ilgili olan hadislerde zaten olduğu gibi okuyup çevireceğiz. Kardeşler Dersimiz bu kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.